ayeti okurken insan Süleyman Aleyhisselam'ın nasıl duyduğunu. Şimdi Allah bize bunu duyurdu. Bir de şöyle bir düşün. Hangi telefon? Bir. Evet. 10 saniye bekleyeceğiz. 10 lira da kalmadı elimde şu anda. Getiririm onu. Şimdi konuşuyoruz da. Şimdi Allah Süleyman Aleyhisselam'ın zamanındaki bir karıncanın sesini bize nasıl işitti? Şimdi biliyorsun ses dalgaları hiçbir zaman yok olmuyor kainatta. 10 bin, doğru bir cihaz yaparsan 10 bin sene önceki insanların konuşmalarını kaydedip onları tasnif edip o kişilerin ne kendi aralarında ne konuştuğunu bulabiliriz. Düşün şimdi bir telefonla birini arıyorsun, Amerika'da bir adam düşün. Sen şimdi buradan arıyorsun, ikinci deyipte açıyor herif. 10 bin kilometre ötede. Senin ses tonunu taşıyor, senin tonlamalarını taşıyor, rezonansını taşıyor, her şey. Adam seni tanıyor sesten. Aa diyor, benim babam aradı, amcam aradı. Niye sesini tanıyor? Bu sesi bu kadar yayan, şimdi bu telefon diğer telefonu ses dalgalarıyla götürüyor. Şimdi canlı yayın yapıyoruz mesela, WhatsApp üzerinden görüşmeli yapıyoruz. Görüntüyü de taşıyor. Beden dilini taşıyor, el kol hareketlerini taşıyor, sesini taşıyor. Bu sesi taşıyan, mesela bugün demin Yusuf arkadaşla konuşurken, eğer diyor güneşe tapmak, güneşi tapılsa bir yerde, güneşe tapan bir kavim olsa, sen orada güneşle ilgili, ısıyla ilgili yasaları araştırman yasak olur. Şimdi sen bugün dinle ilgili yasa araştırmalan yasak. Niye? Çünkü öyle bir tapma var ki, tıpkı güneşe tapar gibi tapıyor adam. Sorgulamıyor. Mesela gelip çocuğu ona dinle ilgili bir şey sorsa, ya diyor bu konuyu sorma. Çocuğun aklına ilk ne kalıyor? He, bu adam dini bilmiyor, bu dinde sorgulanmayacak şeyler var. Mantıksız bir durum mu var diye soruyor. Buraları mesela öğretmek, aşırtmak lazım, geliştirmek lazım. Evet. Demin sana dedim şimdi, ben hidayet, ben şimdi rızık istiyorum Allah'a. Şimdi benimle rızık arasında şey var, engeller oluşabiliyor mesela. Kişinin duası başından yukarı yükselmez diyor bazen. Niye? Yediği haram, içtiği haram, yaydığı titreşim semavi Allah'ın yaratımına ulaşmıyor. Mesela dua nedir? Yaratıma katkıda bulunmak. Sen şimdi imgelersin, dersin ki ya bir arabam olsun, şu renk olsun, şu model olsun ve dua etmeye başlarsın. Sen zaten zihninde bunu başlamışsın ya, Allah-u Teala ona göre bir araba yaratır, işte duanı öyle kabul eder. Doğru frekansla, helal yiyerek, doğru ibadetleri, ritüelleri yaparak yaydığın titreşimi ona ulaşırsa. Evet. Ulaşmazsa alamıyorsun, zaten biz alamıyoruz. Zeki ulaştı diyelim. Ulaştı diyelim, gerçi ulaşıyor mutlaka. Ama o zaman şöyle bir şey var. Sizin hayır zannettiğiniz şeylerde şer vardır. Kelimesine de aksi. Tabii burada her duayı. O zaman ne oluyor? Yine Allah'ın dediği olmuş oluyor. Yani senin tamam, düşüncenin ne olduğu önemli değil. Ama Allah'ın ne dediği önemli. Tamam yani burada ne diyor Allah-u Teala? Üç şey var diyor. Ya hemen kabul eder, ya erteler kabul eder, ya da hikmeti gereği ahirete bırakır duayı. Her duayı kabul eder o. Böyle bir rivayet var. Ya burada hemen kabul eder bu duayı, hikmeti gereği. Senin için hayırlı mı? Senin hayır gördüğünde şer olabilir. Şer gördüğünde hayır olabilir. Onları ben bilmiyorum. O herkesin ki, her kişiyle direkt ilişkisi var Allah-u Teala. O bilir onu. Sana verirse sapıtır mısın? Hayır mı işlersin bu arabaya? Mesela atıyorum bu arabayla faydalı işler mi yaparsın? Yoksa hava mı atacaksın? Kibirlenecek misin? Bu seni sapıttıracak mı? Bu seninle Allah arasında ikili. Ya hemen kabul eder. Ya bunu 5 sene sonra kabul eder, o yaratımı, onun hesapları. Ya da senin ahiretteki yaşamınla ilgili bazı duaları ertelediği ile ilgili bir rivayet var. Bu duayı ne güçlükle yaptın, ne kadar temiz bir niyetle yaptın, doğru bir yemek şey mesela, bedenin de temiz olmalı. Beden temiz olmazsa akılda hani karışık şeyler var ya, zihindeki konuşmalar, titreşimler, vesveseler. Şimdi bu vesveseler de ettiğin duaları çok etkiler. Sonuç doğru. Adam demiş ya, Musa Aleyhisselam biri kadınla karşılaşmış da, kadın demiş benim için de dua et. Tuğra Sina'ya gidiyormuş. Allah'la konuşmaya. Demiş ki benim için de dua et.
Tamam demiş, Allah'a söyleyeyim. Ertesi gün gelmiş, ne oldu? Allah dedi ki diyor, ona söyle ne isterse iki katını komşusuna vereceğim. Kafadaki zihinsel temizliği anlatıyorum şimdi. Evet. Musa Aleyhisselam, kadın dedi ki bir gün bana müsaade et. Ertesi gün giderken Musa Aleyhisselam'a dedi ki Allah'a söyle bir gözümü çıkartsın. Pil azalıyor. Pilimiz, evet, pilimiz ve zamanımız azalıyor. Aslında evet. Zaman diye bir kavram yok biliyorsunuz. Eğer biz saatimizi dünyada bakıyorsak 365 gün dönüyor güneşin etrafında. 12 ay bilmem ne. Eğer Jüpiter'de yaşasaydık 700 günde dönecekti. Bizim zaman ve saat algılarımız değişmiş olacaktı. Şimdi güneşle alakalı kavramların hepsi. Bir adamı bir hafta boyunca karanlık bir odada saklarsan, tamam, onun şeyi hani hapishanelerde öyledir. Peki o zaman Rabbimize döndüğümüz zaman, zaman kavramından da eğer farkına varırsak, bu dünya üzerindeki 1000 sene orada bir gün gibi gelecek bize de. Şunda da öyle, yani, çünkü zaten Allah öyle katında, diyor. Allah katında o zaman bir gün. Öyle değil mi? Sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl onun katında o, bir gün. Hepimiz ona döneceğiz. Ona döndüğümüz zaman zaman kavramı bize verirse. Mesela, yani buyurun bu şekilde mi diyorsun yani? Mesela o meleklerin her biri, bu Me'arit suresine bir ayet var. Her biri bu semadan arşa 50 bin sene, hamsin elfe senetin diye bir ayette geçiyor. 50 bin sene de yükseliyor. Çok ilginç. Aynı gün içinde iki kere çıkıyorlar. Bir sabah zikir vaktinde çıkıyorlar. Geliyorlar. İkindiye çıkıyorlar. Bir gün içinde bir de gidip rapor veriyorlar. 50 bin sene uçuyorlar ama aynı gün içinde oluyor. Bu zaman kavramları çok ilginç. Allah-u Teala evet. Tefekkür açmak için diyor bunlar. Ama insanın cennetten çıkartılma arzusuyla ilgili bir ayet daha var ya. Onlardan her biri 1000 yıl yaşamak ister diyor Yahudileri anlatırken. Şimdi Adem Aleyhisselam'dan çıkma sebebi şeytan ona ne dedi? Ebedi olmak ister misin? İsterim. O zaman üremesi lazım. Üremek istedi. Başka bedenlere geçmeye çalıştı. Bu üreme için de buraya geldik. Hak edenler tekrar, aydınlanabilenler tekrar yukarı çıkacak. İnşallah. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ayhan abimiz sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.